O zaman alalım mı? Zeki biraz aç orayı. İlimizin asayiş ve trafik düzenini canları pahasına koruma mücadelesi veren değerli emniyet mensuplarımız, saygıdeğer protokol, yarınlarımızın güvencesi, sevgili gençler, sevgili çocuklar ve değerli basın mensupları. Bugün burada trafik haftası münasebetiyle Mersin Valiliğimiz ile birlikte düzenlediğimiz Çocuk Trafik Eğitim Parkı açılışı ile yılın sürücü ve trafikçileri ödül töreni için toplanmış bulunuyoruz. Konuşmamın hemen başında sizlerle bazı istatistiki bilgileri paylaşmak istiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının sayısı her geçen yıl artmaktadır. 2007 yılında 825 bin olan kaza sayısı 2010'da 1 milyon 100 bini aşmış, 2015 yılında ise 1 milyon 300 binlere ulaşmıştır. Trafik kazasına neden olan kusurlara bakıldığında kazaların %89.3'ü sürücü, %8.8'i yaya, %0.9'u yol, %0.6'sı taşıt, %0.4'ü yolculardan kaynaklanmıştır. Trafik kazalarına karışan taşıtlar arasında %51.5 ile otomobiller ilk sırada yer almaktadır. Onu %16 ile motosiklet, %15.7 ile kamyonet, %3.1 ile minibüs, %3 ile kamyon, %2.4 ile otobüs, %2.3 ile çekici, %1.1 ile traktör ve %4.9 ile diğer taşıtlar izlemektedir. Görüldüğü gibi kazaların sadece %5.5'i minibüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçları ile ilgilidir. Bu oran kazaların %75'inin meydana geldiği şehir içi ulaşımda toplu taşımayı tercih etmenin önemini açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2016 yılında Mersin'de 6.346 ölümlü ve yaralanmalı, 4.954 maddi hasarlı kaza meydana gelmiştir. Bu kazalarda hayatını kaybeden 95 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Rakamlar açık ve net. Türkiye İstatistik Kurumu verileri trafik kazalarının %99'unun insan kaynaklı olduğunu göstermektedir. İnsan faktörüne bağlı trafik kazaları ise acemi şoförlük, dikkatsizlik, uzun süre uykusuzluk, hatalı sollama, aşırı hız, fazla yük taşımak, alkollü araç kullanmak, bazı ilaçları kullandıktan sonra araç kullanmak, trafik kurallarını dikkate almamak, rutin araç bakımlarını yaptırmamak gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu tablo, bugün açılışını yapacağımız Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın ve gerçekleştireceğimiz yılın sürücü ve trafikçileri ödül töreninin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu tören hem trafik bilinci aşılamak hem de doğru uygulamalara özendirmek bakımından son derece önemlidir. Her yıl 7.000'den fazla insanımızın ölümüne, 300.000'den fazla insanımızın yaralanmasına neden olan ve yılda ortalama 22 milyar TL'lik maddi zarara neden olan
trafik kazalarını önlemenin en etkili çözüm yolu eğitimdir. Trafik bilincine sahip sürücü, yaya ve yolcular yetiştiremediğimiz müddetçe her yıl binlerce insanımız hayatını trafik kazalarında yitirmeye devam edecektir. Bu nedenle Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin trafik bilinciyle yetişmeleri için pek çok projeyi hayata geçirdik, pek çok etkinlik gerçekleştirdik. Hizmete aldığımız trafik eğitim araçlarımız ile Mersin'i köşe bucak gezdirdiğimiz öğrencilerimizi trafik kuralları ve dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin trafik kuralları konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla kent merkezi ve ilçelerimizdeki okullara eğitim amaçlı 344 adet trafik işaret panosu dekote dağıttık. Okullarımızın trafik bilgi ve bilincine sahip olmalarını, çocuklarımızın trafik bilgi ve bilincine sahip olmalarını sağlamak amacıyla okul bahçelerine trafik parkurları kurduk. Bugün de bunun bir başka örneğini Toroslar ilçemizin İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda gerçekleştiriyoruz. Ayrıca yol kusurundan kaynaklanan ya da yayalarımızı kusurlu olmaya zorlayan şartları ortadan kaldırmaya yönelik pek çok tedbir almış bulunuyoruz. Mersin'in ulaşım master planını hazırlayıp bakanlığın onayından geçirdik. Raylı sistemle ilgili şu anda bakanlıktan görüş bekliyoruz. Sürücülerimizin konforlu ve güvenli seyahat edebilmeleri için 3 yılda 1 milyon 500 bin ton sıcak asfalt kaplama çalışması yapılmıştır. 13 ilçemizde 3 yılda 2 milyon 150 bin kilometre birinci ve ikinci kat satı kaplama çalışması gerçekleştirilmiştir. Tulumba ve Demokrasi Kavşağı Batçık projeleri hayata geçirilmiş, halkımızın güvenli ve konforlu ulaşım yapması sağlanmıştır. Trafik akışını hızlandırmak, sürücülerimizin ve halkımızın can ve mal güvenliğini korumak için gereksiz kavşakları kaldırıp trafikteki düzeni yeniden sağlıyoruz. Sinyalizasyonu bulunmayan 19 kavşağa yeni sinyalizasyon sistemleri kurarak kaza riskini azalttık, trafik akışını %40 oranında da rahatlatmış bulunuyoruz. Yol saha ekiplerimiz ile yeni asfaltlanmış, işaretleri kaybolmuş ya da kaybolmak üzere olan yollara gerekli işaretleri çizerek trafik akışını kontrollü ve güvenilir hale getiriyoruz. Hız ihlallerini önlemek için belirlenen yerlere kasisler yerleştirmiş bulunuyoruz. Sayın Valim, değerli öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi olarak önemli üzerinde durduğumuz bir başka konuda vatandaşlarımızın gerek karayollarında gerekse toplu ulaşımda konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak 11'i körüklü olmak üzere 111 engelsiz otobüs satın alarak otobüs sayımızı 228'e çıkarmış bulunuyoruz. Kullanılmaz halde olanları modernize ederek araç kaynaklı kaza riskini ortadan kaldırıyoruz. Toplu taşıma araçlarımızın tamamında takip kontrol sistemi ve panik butonu uygulamasını başlatarak vatandaşlarımızın güvenle seyahat etmelerini sağlamış durumdayız. Asansörlü, yürüyen merdivenli alt ve üst geçitler inşa ederek halkımızın ve engelli bireylerimizin güvenli ve konforlu bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerine şahitlik ediyoruz. Sinyalizasyon sistemlerinde görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak teknolojiler kullanıyoruz. 55 mahallemizdeki 144 adet durağı yenileyerek engelli rampası ve engelli platformu da bulunan modern duraklar haline getirdik. Kaldırımı olmayan yerlere 550 bin metrekare kilit taşı döşeyerek
vatandaşlarımızın kaldırımları rahatça kullanabilir hale getirmiş bulunuyoruz. Çevreye duyarlı, trafik stresinden uzak, doğa ile iç içe ve güvenli bir ulaşım için Kent Biz projesini uygulamaya koyduk. 6 noktada 150 bisiklet ile sunduğumuz bu hizmetimizden bugüne kadar yaklaşık 25 bin vatandaşımız yararlanmıştır. Ayrıca 18 toplu taşıma aracımıza bisiklet aparatı kurarak bisiklet severlerin diledikleri yerlere rahatça ve güvenle gidebilmelerini sağlıyoruz. Ve hepsinden önemlisi, yarınların mutlu, huzurlu, güvenli, müreffeh Mersin'ini kurma yolunda Mersin'imizin 2030 yılına kadar olan ulaşım ihtiyaçlarını belirleyecek ulaşım master planı artık hayata geçiyor. Plan doğrultusunda yaya öncelikli projeler desteklenecek, merkez ilçelerde 90 kavşak düzenlemesi yapılacak, sinyalizasyon planları, otopark, yaya yürüyüş yolları ve bisiklet yollarına öncelik verilecektir. Öte yandan TÜBİTAK ile birlikte yürütmekte olduğumuz gürültü eylem planı çalışmalarımız da aralıksız devam etmektedir. Proje kapsamında gürültü sınır değerlerin aşımından etkilenen sıcak noktalar, konut, okul, hastane gibi tespit edilmiş olup bu yerlerde olası gürültü azaltım senaryoları oluşturulması aşamasına gelinmiştir. Stratejik gürültü haritası verileri ve diğer envanter bilgilerinin dahil edildiği modelleme çalışması sonucunda ilimizde hakim çevresel gürültü kaynağının karayolu olduğu belirlenmiştir. Karayolundaki gürültünün azaltılması için öncelikli tedbirlerin özel araçlar yerine toplu taşımanın tercih edilmesi ve bisiklet kullanımının yaygınlaşması bir adım öne çıkmaktadır. Sayın Valim, sevgili öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi olarak attığımız her adım, sunduğumuz her hizmet, gerçekleştirdiğimiz her proje vatandaşımızın mutlu, huzurlu, güvenli ve refah içerisinde bir yaşam sürmeleri içindir. Mersin Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz bir sosyal sorumluluk projesi olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı da bu yolda atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz. UNESCO ile yürüttüğümüz çalışmaları başarıyla tamamlayarak çocuk dostu kentler arasında yer almasını sağladığımız Mersin'imize Çocuk Trafik Eğitim Parkı ayrı bir değer katacaktır. Eğitim parkımızın ilimize ve çocuklarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyor. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, eğitim kurumları ve medya gibi birçok paydaşa önemli. Başkanım, bu tarafa. Başkanım. Evet, bir plaketimiz daha var efendim. İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Şahin'in Mersin Ticaret ve Sanayi Odası adına. Evet, haydi. Gel bakalım.
Emniyet, jandarma ve belediyemizin standları ve öğrencilerimizin trafik arkasındaki yardımları sergimizin gezilmesiyle programımız sona erecek efendim.